İyi günler, iyi haftalar efendim. Bugün 27 Nisan Pazartesi, NTV'ye soruna hoş geldiniz. Sorularınızı yanıtlamak için buradayız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Eda Göklü. 4 günlük yasak ya da kısıtlamadan çıktık. Havalar güzelleşti. Ama tedbirler devam ediyor tabii ki. Evet, belki öğrenciler biraz sıkıldı, merak içinde ama koşullar şu anda böyle. Biraz daha dişimizi sıkacağız her zaman söylediğimiz gibi. İşte biz de bu koşullarda eğitimle ilgili gelinen nokta, muhtemel beklentiler, sınav tarihleri, sınav soruları, merak edilen konular ve detaylarla ilgili yanıtları bulmak için buradayız. Sorularınızı bekliyoruz. Bugün malum pazartesi, konumuz, başlığımız eğitim ve eğitimle ilgili sorularınızı her hafta olduğu gibi bu hafta da eğitim danışmanı Sadık Gültekin yanıtlayacak. Sadık Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar olsun ülkemizde. Çok teşekkürler. Başlamadan önce hemen ekranımızın aşağısında, altında ntvsorun@ntv.com.tr ntvsorun@ntv.com.tr adresine Sadık Gültekin'e yönelteceğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Ben de kendisine buradan ileteceğim. Hocam, başlayalım mı? Ne dersiniz? Buyurun, tabii. Evet, hemen ilk sorudan gelelim. Okullar sadece sınav grupları için açılabilir mi diye Yelda Çoksayar soruyor. Evet, güzel bir soru, güzel bir istek esasında. Evet. Ama artık Nisan'ın neredeyse sonuna geldik. 30 Nisan'a kadar zaten okullar tatil edilmişti. Sonrası için henüz bir açıklama yapılmadı. Hı hı. Şimdi iki olasılık var. Yani kontrol altına alındı gibi gözüküyor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da iyi ilerleyecek. Şimdi 7 Haziran'da sınavın tarihinde herhangi bir değişiklik olmadı şu ana kadar. Tabii ki Bilim Kurulu'nun ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği bir karar bu. Belki Mayıs'ın son haftasında, belki Mayıs'ın 20'si gibi sadece 8. sınıflar için, 7 Haziran'daki sınav için şöyle kısa çaplı, küçük bir telafi eğitimi gibi, sınava yönelik bir eğitim gibi düşünülüyor olabilir. Bu sadece bir düşünce. Çünkü kontrol altına alındı gibi gözüküyor. 20 günlük bir süreçte, 25 günlük bir süreçten de söz ediyoruz. Belki bu olabilir. Ama 7 Haziran'daki sınav için hani bu olasılık olmadığı takdirde yapacak bir olay yok. 25-26 Temmuz'daki üniversite giriş sınavı için yine bir senaryo var. Belki şu olabilir. 19 Haziran'da okullar kapanıyordu. Bu olay kontrol altında ve daha da kontrol altına alındığı takdirde belki Haziran'ın ilk haftasından itibaren okulların kapanmasına kadar ki olan süreçte, yani 15 günlük bir süreçte, belki sadece bu kez de 12. sınıflar için sınava hazırlık bir telafi eğitimi babından bir şey girişim düşünülebilir. Ama bunların hepsi şu anda eminim ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da masasındadır. Bunlar da görüşülüyordur. Herhalde önümüzdeki günlerde bu kararı duymuş olacağız. Evet. Şu anda gelen bir soru, Şeyda Hanım soruyor. Hocam, varsayalım ki Haziran'ın başında bir iki ya da üç haftalık bir dönem başladı. Bu döneme ne sıkıştırılabilir? Evet. Öğrenciler burada yani ısınana kadar vakit geçer mi diye soruyor. Şimdi oraya ne sıkıştırılabilir? En azından şu olabilir. Bu telafi eğitimi dediğimiz süreçte, yani neredeyse 1,5 aylık bir sürece girdik. 1,5 aylık süreçte uzaktan öğretimde zaten bir şeyler yapıldı. İyi de yapıldı. Bir takım eksikler, hatalar başlık oldu ama olsun, bunlar kabul edilebilir bir düzeydeydi. İyi de yol alındı. Herkes de bu işi bir parçası oldu. Belki o 2 haftalık süreçte buradaki bu 1,5 aydaki görülen, uzaktan öğretimden görülen şeyler bir üstünden geçirilebilir, bir tekrar yapılabilir. Belki çok etkili olacaktır ama en azından yine de bir takım şeyleri telafi edeceği kanısıdır. Peki. Çağlar Üstün, eskiden YÖK Atlas'a bakıp hangi netlerle hangi sıralamanın geldiğini bilirdik. Şimdi biz tamamen yeni netlerle yeni sıra... Bizi tamamen yeni netlerle yeni sıralama mı bekliyor diye soruyor. Çok güzel bir soru. Biraz teknik bir soru. Evet, teknik bir soru. Ama şunu söylemekte yarar var. Bakın Mete Bey, sınav sistemi değişmedi. Puanlama değişmedi. Soru sayısı değişmedi. Sadece bütün derslerden de değil, bazı derslerden, ikinci dönemdeki konulardan, matematik ağırlıklı diyelim, bunlardan öğrenciler muaf olacaklar. Dolayısıyla bu
puanlamayı veya sıralamayı birebir ve çok etkili bir şekilde değiştirecek bir özellik değil. Dolayısıyla yine sıralamalar. Tabii ki her yılın kendine özgü bir yapısı vardır. Puanlama veya sıralama bir önceki yıla veya daha önceki yıllara göre tabii ki oynamalarını gösterebilir. Ama bu külliyen bir oynatmayı veya külliyen puanlarda bir değişikliği sağlayacak bir özelliği değildir. Dolayısıyla adaylarımız rahat olsunlar. Konulardaki yükleri biraz hafifledi. Ancak puanlamada veya sıralamada herhangi bir değişikliğe neden olmayacak bir değişikliktir bu. Peki. Emrah Yıkılmaz soruyor. Geçenlerde de gelmişti benzer bir soru ama okumak istiyorum. Okullar açılmazsa herkes eğitimin eksik tamamlanmış olacak diye düşünebilir mi? Ya da tamamlanırsa bu durum sistemi nasıl etkiler? Yani bu seneki eğitim şimdi, seneyi nasıl? Şartlar bunu gerektirdi. Yani yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok ve üstelik de takdir etmek gerekiyor hakikaten. Yani bu takdir sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak değil, bunun içinde öğrencilerimiz de, değerli velilerimiz de, öğretmenlerimiz de, hakeza hepimiz, daha önceki yayınlarda da dile getirdim. Çin'den sonra ulusal bazda külliyen bu uzaktan öğretime geçen ikinci ülkeyi. Dolayısıyla iyi niyetle yapılan bir girişimdi. Ne yapalım bu süreci, elimizde olmayan bu süreci en verimli, en karlı bir şekilde geçirmeye çalıştık. Hiçbir zaman uzaktan öğretim, tabii ki örgün öğretimin yerine, yüz yüze öğretimin yerini tutmaz. Bu aşikar. Alternatifi değildir ama önemli bir tamamlayıcısıdır. Evet. Bu süreci bu şekilde geçirmeye çalıştık. Telafi eğitimi şayet yazın yapılabilirse en azından bir takım şeyler telafi edilir. Olmadığı takdirde önümüzdeki eğitim öğretim döneminin başında Eylül ayında zaten bunlar telafi edilecek. Peki Özgür Kaya, hala devam eden okul aidatlarına okulların kapalı olması nedeniyle indirim yapılması söz konusu olabilir mi diye Özgür Kaya sormakta. Eminim bunda özel okullar birliği yahut da TÖDER yahut da işte her bir özel okul veya özel öğretim kursu burada o hassasiyeti göstereceğinden ben adım gibi eminim. Tabii ki velilerimiz de, sevgili yavrularımız da bu süreçten mağdur oldular. Ama şuna da hak vermek gerekiyor. O kurumlarda çalışan, görev yapan değerli öğretmenlerimiz de vardı. O kurumlarda çalışan emekçiler de vardı. O kurumların ayakta kalabilmesi için kiraları vardı. Dolayısıyla bu çok yönlü bakılması gereken bir süreçti. Hepimiz bu durumdan mağduriyet yaşadık. Özel okullarda, öğretmenlerde, velilerde. Ama hepimiz olayın bir parçası olacağız ve bunu atlatmaya çalışacağız. Bu ödenen şeyler, ücretler hiçbir zaman boşa gitmeyecek. Telafi eğitiminde belki telafi edilecek. Olmadığı takdirde önümüzdeki yılın ücretlerinden eminim ki indirim veya bunun oraya yansıması şeklinde bir çözüm yolu bulunacaktır. Ama önemli olan şu süreci bizim sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz. Peki. Sadık Hocam, çokça gelen sorulardan ben bunları biraz toparladım YKS ile ilgili. YKS'nin tarihinin ve okulların açılmasının ertelenmesi söz konusu olabilir mi diye Aziz Tortu, Şevval Kula ve Mecit Çabuk sormuş. Çok sanmıyorum. Çünkü 25-26 Temmuz'a kadar 3 aylık bir süreç var. Yani hakikaten bu süreci en iyi idare eden ülkelerden biriydik. Şu ana kadar 1,5 aylık süreçte dahi bir hayli kontrol altına alabildik. Eminim ki bu ilerleyen süreçte işler daha da iyi gidecek. 25-26 Temmuz'un yapılmaması veya ileri bir tarihe ertelenmesi pek ihtimal dahilinde gelmiyor bana. Hal böyleyken Eylül'ün ortasında açılacak olan okulların veya telafi eğitimini kattığımız takdirde Eylül'ün başında açılacak olan okulların yeni eğitim öğretim döneminin bir zarar göreceğini sanmıyorum. Yani bu tarihler bence olur gibi geliyor. Peki LGS için gelen bir aynı soru var. Şimdi orası biraz soru işareti hep aklımda duruyor. Yani bir aylık bir süreç kaldı. 1.700.000 dolayında yavrumuz mu sınava girecek? Bizim için önemli olan sınav değil. Bizim için önemli olan yavrularımızın sağlığı ki buna değerli Milli Eğitim mensupları da tabii ki bu şekilde düşünüyorlar. Şimdi ebeveynlere, ailelere de kattığımız takdirde bu 2.5 milyonluk bir trafik yaratacak bir süreçtir. Yani bir aylık bir süre var. Herhalde son haftaya kadar
Bunun kararı beklenecektir. Bilim kurulunda bunu hassas bir şekilde değerlendirecektir. Ama bence yani aklımın söylediği şu, bu da masadaki olan bir değerlendirmedir. Aynı şeydeki gibi, üniversite sınavlarındaki gibi, bunun da Temmuz ayının ilk haftasına alınmasında ben yarar görüyorum. Ama önümüzdeki haftalarda bunun kararını göreceğiz. Peki. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu süreçte uygulamalı eğitim nasıl olacak? Belki diğer uygulamalı eğitimler için de geçerli olacak bu vereceğiniz yanıt. Beliz Güvener sormuş. Yani bu sadece tıp fakültesi için geçerli değil, eczacılık fakültesi için de, diş hekimliği için de, veteriner hekimlik için de, mühendislikler için de, hatta öğretmenlik bölümleri için de geçerli. Çünkü bunlar teorik derslerin yanında pratik de gerektiren bölümler. Şu ana kadar hani uzaktan da olsa teorik dersler kısmen yapılmaya çalışıldı. Bunların yaz ayında telafisi söz konusu olabilir. Ama yaz aylarında bu uygulama dediğimiz yahut da staj dediğimiz şartlar el verdiği takdirde, tabii ki orası da son derece önemli, şartlar olumlu olduğu takdirde bu uygulamalı eğitimler güvenlik planda tutularak yapılmaya çalışılacak. Şayet yine o sıkıntı baş gösterdiği takdirde, temennimiz değil, uzaktan öğretim şeklinde yine de bu telafi eğitimlerinin yahut da staj eğitimlerinin bu sene bu şekilde yapılması düşünülüyor. Peki hocam. Yaprak Şansal, bu sene sınıf nasıl geçilecek? Uzaktan eğitimde sınıf geçme neye göre olacak? Evet, öncelikle uzaktan öğretimde bir değerlendirmeye tabi değil yavrularımız. Bunu biliyorlar zaten. Bu sadece yani bu süreci en verimli şekilde değerlendirme amacıyla yapılan bir uygulamaydı. Şimdi henüz onun da bir açıklaması yapılmadı. Ama elimizde şu ana kadar sadece birinci dönemin notları var. Belki kanaat notu olarak hani öğrencinin bu uzaktan öğretimde EBA programını ne kadar kullandığı, değerlendirdiği, etkinliklere ne kadar katıldığı, öğretmenleriyle o canlı eğitimlerde ve ödevler konusunda ne kadar faaliyet gösterdiği de belki bir kanaat notu olarak yansıtılabilir. Yani büyük olasılıkla bu yıl iki şey olacak. Birincisi ilk dönemdeki notlar ve belki öğretmenin kanaatı. İki, belki de bir sürpriz yapılabilir. Denilir ki hassas bir süreçten geçtik. Öğrencilerimiz de buna iyi adapte oldular. Bu yıl onların hepsini de hani bu işten muaf tutalım, geçirebilelim diyebilirler. Ben ufacık bir şey eklemek istiyorum. Belki şu yapılabilir ve yapılmalıdır bence. Uzaktan öğretimde bir proje ödevi verilebilir. Evet. Yani öğretmen bir aylık süreçte öğrenci bir takım projeyi hazırlayıp sunum şeklinde öğretmenine veya öğretmen komisyonuna sunduğu takdirde bu bir değerlendirme notu olarak dikkate alınabilir ve bu şekilde bir sınıf geçme notu değerlendirilebilir. Evet, biraz önce tıp fakülteleriyle ilgili sorulmuştu. Lise stajlarıyla ilgili bir gelişme var mı? Ferit kardeş soruyor. Şöyle bir gelişme yok. Zaten onlar da stajlarını yapamıyorlar. Biliyorsunuz ki 30 Nisan'a kadar zaten eğitim öğretime ara verilmişti, durmuştu. Mesleki ve teknik liseler de bunun dahilindeler. Tabii ki okullar kapalı olduğu için ve güvenlik önlemleri bağımından bu teknik ve mesleki liselerdeki öğrencilerimizin de stajları şu anda yapılamıyor. Ve büyük olasılıkla da Eylül'ün başına kadar, yani 1 Eylül'e kadar da yapılmayacak bunların stajları. Peki. Fatih Cengiz şu anda yollamış. Özel kurumlar olarak dershaneler ne zaman açılacak diye soruyor. KPSS açısından acaba bir tarih erteleme ihtimali olur mu? Fatih İbrahim Cengiz sormuş. Zannetmiyorum. Zaten KPSS bir hayli ertelendi. Eylül'e kadar hani gitti tarihi. Daha da gidebileceği bir yer kalmadı bence. Eylül'de bir hayli ötelenmiş bir tarih. Oraya kadar da işlerin hallolacağını sanıyorum. Yani özel okullar, devlet okulları, resmi okullar yahut da özel öğretim kursları, bunlar aynı çatı olarak düşünmek gerekiyor. Hatta kreşler de bunun dahilinde. Yani zaten biri açıldığı zaman diğerleri de açılmış olacak. Dolayısıyla özel öğretim kurslarında şu anda yani bu yılı bence bu şekilde kapatacağız gibi geliyor. Uzaktan öğretim şeklinde kapatacağız gibi geliyor. Peki Sezgin Ünsal, telafi eğitiminde sınav olacak mı diye soruyor. Hayır, gerek uzaktan öğretimde, gerekse
telafi eğitiminde bir değerlendirme söz konusu olmayacak. Adı üstünde bu uzaktan öğretimdeki bazı derslerin telafisi yapacak. O bir değerlendirme olarak düşünülmemesi gerekiyor. Kısa sürede buradaki geçirdiğimiz uzaktan öğretimdeki bir takım şeylerin telafi edilmesi, tekrar edilmesi, pekiştirilmesi anlamına geliyor. Ama bir değerlendirmeye tabi olacağını sanmıyorum. Peki hocam. Sağlık çalışanlarının çocukları için soruyorum demiş Serhat Kaymaz. Kreşlerin açılmasıyla ilgili bir bilgi var mı? Az önce de söyledim, okullar, özel okullar, resmi okullar, özel öğretim kursları, kreşler, anaokulları, bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde biri için karar çıktığında hepsi için geçerlidir. Onlar için de şu anda tüm faaliyetler durdurulmuş durumda ve ne zaman açılacaklar da tabii ki bir soru işareti. Bunları bekleyeceğiz. Orhan Gergin, YKS için online sınav mümkün mü diye sormuş ama biraz önce de gelmişti. LGS ile ilgili biraz daha yakın olduğu için tarih onunla da ilgili soruyor. O ne dersiniz? Şimdi Sayın Bakanımız LGS ile ilgili açıklamayı yaptı. Yani online sınav olmayacak dedi. Aynı şey artık yani 3 aylık bir süre kaldı. Onun için tamamen sistemin değişmesi gerekiyor ki o 3 aylık bir sürede olacak bir olay değil. En azından bu yıl için net konuşabiliriz. Ne LGS'de ne YKS'de online sisteme bu yıl geçilmeyecek. Ama bunun hakikaten düşünülmesi lazım. Yani Amerika'daki SAT gibi sınavlarda bunların şeyleri uygulanıyor. Dolayısıyla bizim de önümüzdeki yılda ya yıllarda kısa vadede veya orta vadede artık yavaş yavaş bu online sınavlara, evet, merkezi sınavlara geçmemizde yarar var. Evet hocam, Cumhur Sözen sormuş. Soru aslında çok geniş ama tabii daha kısa muhtemelen yanıt verirsiniz. LGS'de sorulacak sorular hakkında biraz bilgi verir misiniz diye sormuş. Evet, LGS'de şu var. Daha önceki yıl veya önceki yıllarda ayda bir sefer örnek soru kitapçığı yayınlanıyordu. Şimdi 15 günde bir yayınlanıyor. Zaten adaylar bu kitapçıkları, bu soru kitapçıkları, örnek kitapçıkları inceledikleri zaman hangi konulardan, hangi derslerde, hangi konulardan sorumlu olduklarını zaten görecekler. Şöyle bir açıklama yapıldı. Yani örgün öğretime geçtim, uzaktan öğretime geçtiğimiz için zaten sınavda gerek lise girişte gerekse üniversite giriş sınavdan da ikinci dönemden, ikinci müfredattan buradaki kazanımlardan öğrenciler muaf olacaklar. Dolayısıyla 8. sınıflar için konuştuğumuzda 8. sınıfın ilk yarısından sorumlu olacaklar ve oradaki gördükleri kazanımlardan, müfredattan sorumlu olacak öğrencilerimiz. Hocam biraz önce şey yaptınız, yanıt verdiniz bir kısmına, bu telafi eğitimiyle ilgili çokça soru geliyor. Bir, 12. ve 8. sınıflar için mi düzenlenecek deniyor. Ayrıca 10, 11, 12'ler de aynı günde mi bütün sınıf olarak mı katılacak diye daha detay sorular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şöyle, şayet yapıldığı takdirde telafi eğitimi sadece sınav gruplarına yapılacak bir telafi eğitimi değil. Evet. Yani telafi eğitimi tüm grupları, tüm sınıfları kapsayan bir telafi eğitimidir. Bu uzaktan öğretimdeki gösterilen derslerin telafi edilmesi amacına. Bu sadece sınavlara yönelik o gruplara yapılacak olan bir eğitim değil. Bunun içerisine 6. sınıflarda, 7'lerde, 10'larda, 11'lerde giriyor. Ama şu yapılabilir, şayet telafi eğitimine geçtiğimiz takdirde 8. ve 12. sınıf, yani sınav gruplardan telafi eğitimi bunlardan belki daha farklı olabilir. Onlar daha bir sınava yönelik olabilir. Belki soru tekrarı, belki soru çözümü şeklinde olabilir. Belki bazı özel konularda hani telafi eğitimi gibi yapılabilir ama telafi eğitimi bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. Peki. Neslihan Görenek, orta öğretim başarı puanı YKS puanına etki ediyordu. Nasıl hesaplanacak diploma puanımız? Bununla ilgili bir gelişme var mı diye soruyor. Şimdi o da güzel bir soru çünkü orta öğretim başarı puanının hesaplanabilmesi için diploma notunun çıkması, evet, gerekir. Ama az önceki birkaç önceki soruya geliyoruz. Diploma notunun hesaplanabilmesi için de iki dönemin not ortalamasının devreye girmesi gerekiyor. Şu anda elimizde sadece bir dönemin notları var. İkinci dönem uzaktan öğretim şeklinde yapılıyor. Bu da değerlendirmeye tabi değil, herhangi bir sınavı yok. Telafi eğitimi olduğu takdirde bile gene bir değerlendirmeye tabi olacak. Peki elimizde ne kalacak? Dediğim gibi
yine aynı yere çıkıyoruz. İki seçenek var. Ya değerlendirme tamamen birinci dönemin not ortalamasına göre yapılacak. Bu adil mi? Bence çok adil olmaz. Çünkü ikinci yarı önemli bir yarı ve birçok şeyi değiştirebilecek bir yarıydı. İkinci ve iyi niyetli bir şey, bu yıl için bir tolerans gösterilebilip zaten öğrencilerimiz zor bir süreçten geçti. Bunlar hassas bir şeydeler, dönemdeler. Belki hepsine bu yıl farklı bir uygulama yapılıp hepsi sınıf geçme sağlanabilir. Belki yapılacak olan da bu. Peki, teknik bir soru geliyor hocam. Şenol Öz kardeşler. LGS'ye girecek öğrenciler için kimliklerde fotoğraf isteniyor. Ama çoğunun yok ve dışarı çıkamıyor çocuklar. Bu süreçte mecburiyet kaldırılabilir mi diye soruyor. Ya olabilir. Yani belki de hani okullarımızda öğrencilerimizin her türlü kimlikleri, bilgileri, fotoğrafları var. Belki doğrudan bunlar aktarılabilir sınav şeyine, komisyonda sınavın olacağı merkezlere. Dolayısıyla öğrencinin yine de bir resmi belgesi, fotoğraflı olsun veya olmasın ama her türlü bilgisi oraya aktarılabilecektir. Bu küçük bir detay, sınava kadar rahatlıkla çözülebilecek, tolere edilebilecek bir durum. Peki. Zafer Kaya şöyle sormuş. Bu sene yurt dışı öğrenciler için yatay geçiş olur mu? Şimdi burada bakın yatay geçiş yahut da işte Erasmus yahut da ikili anlaşmalar gereği bir takım işte öğrenci değişim programları. Bunların hepsi önümüzdeki yılın başında, yani üniversiteler işte Ekim ayında açılacağını varsayarsak ki o tarihe kadar da işlem düzeleceğini varsayıyoruz. Yani bu söylediğimiz yatay geçiş, öğrenci hareketliliği, Erasmus, ikili anlaşmalar ya da öğretim üyelerinin şeyi de bunun dahildi. Bunların hepsi yeni akademik yılın, yani Ekim ayının başında yapılacak olan olaylar. Peki. Semih Özgüvenç benzer bir soru. Üniversitelerde yatay geçiş koşullarında bir değişiklik olacak mı diye bu sene için? Sanmıyorum. Zaten bu sene için, yani şu tamamlamakta olduğumuz yıl için yapılabilecek bir şey yok zaten. Bu yatay geçişle ilgili, yani üniversiteler arası yatay geçişteki bu kural gibi aynı yatay geçiş üniversite içindeki bölüm geçişleri içinde söz konusudur. Bunlar da Ekim ayında, yani yeni akademik yılın, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı dönemde Ekim ayı için söz konusu. Şu an için yapılabilecek herhangi bir şey yok. Koşullarda da değişiklik yok. Yani aynı koşullar devam edecek. Peki. Esin Üstünel, ALES sınavına girmeden üniversitelere yüksek başvurusu yapılabilecek mi diye, yüksek lisansı sanırım kastediyor. Geçen haftada zaten bu konuyu işlemiştik. YÖK önemli bir karar verdi, yerinde bir karar verdi. Daha önceki uygulama çok anlamlı değildi esasında. Yani doktora yapmış bir kişinin tekrar yüksek lisans yapmak istediği zaman ALES'e bu sınava girmiş olmasının pek bir mantığı yoktu. Zaman ve emek kaybından başka bir şey değildi. Dolayısıyla zaten akademik olarak belirli bir düzeye gelmiş olan bir akademisyenin, bir kişinin, bir bilim insanının tekrar ALES'e girip de yüksek lisansla devam etmesinin bir anlamı yoktu. Dolayısıyla doktorasını yapan bu adaylarımızın tekrar bir yüksek lisans yapmak istediği zaman ALES'e girmesine gerek kalmadı. Bu da güzel bir uygulama. Evet. Fuat Kantacı, açık lise sınav tarihleri Eylül'de, YKS Temmuz'da. Hı hı. Son sınıfta açık lisede okuyanların durumu ne olacak diye soruyor. Güzel bir soru. Bu soru bir hayli geliyor. Çünkü açık öğretim lisesinde okuyan bir hayli öğrenci var. Yanıtı çok basit, teknik bir konu. Şimdi Eylül ayına sınavlar ertelendi. Üniversite giriş sınavları da 25-26 Temmuz'da yapılacak. Bunların herhalde sonuçları büyük olasılıkla Ağustos'un ortası gibi açıklanacak. Ağustos'un ortasıyla Eylül'ün ilk birkaç gününe kadar da biz tercihleri yapacağız. Şimdi açık lisenin sınavları da Eylül ayında. Dolayısıyla burada tarihlerde bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Üniversiteler işte Ekim gibi açılacak. Öğrenci üniversiteyi kazandığı takdirde, açık öğretim lisesi, evet, öğrencileri için söylüyorum. Üniversiteyi kazandığı zaman kayıt yaptırabilir. Buna geçici kayıt diyelim. Şayet daha diplomasını
almadığını varsayalım ya da birkaç dersini kaldığını varsayalım. 31 Aralık'a kadar diplomasını aldığı takdirde ya da daha önce veremediği, sorumlu olduğu derslerini tamamladığı takdirde 31 Aralık'a kadar bu işlemleri kendi lehine olumlu bir şekilde sonuçlandırdığında yolda devam edebilir. Yani hiçbir sakınca yok. Demek ki kilit nokta burası şu, 31 Aralık'a kadar adayımızın diplomasını alması gerekiyor. Dolayısıyla da sorumlu olduğu kaç dersse o derslerden de muaf, yani geçer not almış olması gerekiyor. Evet. Üniversitede okuyorum. Final sınavlarımız nasıl olacak? Uzaktan sınav yapılabilir mi? Gamze Çakır soruyor. Bu da güzel bir soru. Yapılabilir. YÖK bunun da yolunu açtı. Bu da güzel bir şeydi, değerlendirmeydi. Ama burada şurası çok önemli. Bunun denetlenebilir, şeffaf, daha sonradan hukuki bir sonuç çıkartmaması koşuluyla, objektif olmak koşuluyla, uzaktan öğretim şeklinde de, uzaktan online'da sınavlar yapılabilir dendi. Tabii ki bu üniversitenin, her üniversitenin senatosunun alacağı, bu değerlendirmenin nasıl yapılabileceği, bu değerlendirmeyi yaptığı zaman YÖK'ün de olumlu ve onayını aldıktan sonra tabii ki yapılabilir. Bence güzel bir uygulama. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz yine doldu. Onlarca soru var. Bunları toplayıp bir sonraki programda ileteceğiz. Seyircilerimiz de hani bakmıyoruz sanmasınlar, hepsi buraya geliyor. İsimleri tek tek düşüyor. Ortak soruları birleştiriyoruz. Farklı olanları önümüzdeki haftaya aktaracağız. Hocam çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Evet efendim, pazartesiydi. Eğitim konusunu ele aldık. Sadık Gültekin'le NTV sorunu bugün tamamladık. Yarın yine aynı saatte sağlığımız ve gidişatla ilgili ne durumdayız konuğumuz olacak. Yarın buluşmak üzere. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Eda Göklü. Yarın aynı saatte NTV soruna bekliyoruz. Hoşçakalın.